Merhaba, bu haftaki Update bölümümüzde teknoloji dünyasında öne çıkan gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Her bir başlık altında hem olayın ne olduğunu hem de neden önemli olduğunu aktaracağım. Hazırsanız başlayalım. Nvidia OpenAI'ye 100 milyar dolarlık yatırımı ne oldu? Nvidia yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştirmek üzere OpenAI'ye 100 milyar dolara yakın yatırım yapacağını duyurdu. Anlaşma ilk etapta 10 milyar dolar bir ödeme ve OpenAI'nin bu sermaye ile Nvidia'nın veri merkezi çiplerini satın almasını içeriyor. OpenAI en az 10 gigawattlık veri merkezi kapasitesini kurmayı planlıyor. Neden önemli? Bu yatırım yapay zeka altyapısının ne kadar büyük bir finansman gerektirdiğini gösteriyor. Nvidia'nın pazar hakimiyetini pekiştiren OpenAI modellerini çok daha güçlü donanımlar üzerinde çalıştırabilecek, aynı zamanda düzenleyicilerin incelemeleri açısından kritik bir örnek teşkil ediyor. Sıradaki haberimize geçelim. Nvidia ve Intel ortaklığı ne oldu? Rekabet halindeki devler güçlerini birleştirerek Nvidia'nın Intel'e 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Anlaşma Intel'in CPU teknolojilerini Nvidia'nın GPU yetenekleriyle birleştirip ortak çözümleri geliştirmeyi amaçlıyor. Neden önemli? İşlemci pazarındaki bu işbirliği Intel'in yapay zekada geri kalmasını telafi etmesine, Nvidia'nın ise yaygın kullanılan x86 tabanlı bilgisayar ekosistemine girmesine olanak tanıyor. Ayrıca bu gelişme ABD'nin yerli çip üretimini arttırma hedeflerini destekliyor. Sıradaki haberimiz Çin'in Nvidia çiplerine yönelik kısıtlaması. Ne oldu? Çin siber alan idaresi Alibaba ve ByteDance gibi firmalar Nvidia'nın yapay zeka çiplerini satın almayı durdurmalarını tavsiye etti. Bu adım Nvidia'nın Çin pazarındaki H20 çiplerinin siparişini etkiledi. Neden önemli? Nvidia'nın gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan Çin pazarındaki bu kısıtlama şirketin satışlarını zora sokabilir. Aynı zamanda ABD-Çin arasındaki çip savaşında yeni bir gerilim noktası oluşturduğu için küresel tedarik zincirini ve regülasyonları etkileyebilir. Gelelim diğer habere. Tesla ve Intel yapay zeka çip ortaklığı. Ne oldu? Tesla'nın otonom sürüş sistemleri için Intel ile yapay zeka çipleri üretme konusunda işbirliği yapacağını açıkladı. Anlaşma Tesla'nın AI işlem gücünü artırmayı hedefliyor. Neden önemli? Tesla'nın çip tedarikinde çeşitlilik arayışı hem kendi otonom sürüş performansını güçlendiriyor hem de Intel'e otomotiv sektöründe yeni bir büyüme alanı açıyor. Sıradaki haber, teknoloji dünyasından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Tayvan'ın yarı iletken devi TSMC 2 nanometre üretim sürecini geliştirdiğini duyurdu. Bu şirketin N2 adını verdiği yeni nesil çip üretimi teknolojisi, Apple gibi dev müşteriler bu teknoloji için sıraya girmiş durumda. Ancak dikkat çeken bir eksik var. Intel listede yok. Peki bu neden önemli? 2 nanometre süreci hem enerji verimliliğini hem de performans açısından bugüne kadar görülmemiş bir sıçrama anlamına geliyor. Yani daha az enerji tüketen ama çok daha güçlü işlemcilerden bahsediyoruz. Intel'in bu listede yer almaması ise şirketin çip yarışında geride kalabileceğine dair endişeleri arttırıyor. Kısacası TSMC'nin bu hamlesi yalnızca teknik bir ilerleme değil, aynı zamanda küresel teknoloji rekabetinde de yeni bir dönemin başlangıcı. Şimdi sıradaki haber Amazon cephesinden geliyor. Ne oldu? Amazon İngiltere'deki kasasız fresh mağazaların tamamını kapatacağını açıkladı. Pandemi döneminde popülerleşen bu konsept beklenen karlılığı sağlayamadı. Neden önemli? Bu karar yapay zeka tabanlı fiziksel parakende deneyimlerine her zaman ekonomik olmadığını işaret ediyor ve benzer girişimler için de ders niteliği taşıyor. Sıradaki haber yine Amazon'dan. ABD Federal Ticaret Komisyonu, Amazon'un Prime abonelik sürecini tüketicilerini yanıltmak ve üyelik iptalini zorlaştırmakla suçlandığı davayı başlattı. Neden önemli? Bu dava, Amazon'un iş uygulamalarının daha sık denetlenmesine ve dijital abonelik modellerinin şeffaflık beklentilerinin artmasına yol açabilir. Davanın sonuçları sektörde emsal niteliği taşıyacak. Amazon'un yeni bir haberiyle devam ediyoruz. Amazon, satıcıların ürün yönetimini kolaylaştırmak için Seller Assistant adını verdiği yeni bir yapay zeka aracını tanıttı. Bu araç satıcıların envanter takibi ve fiyat belirleme gibi işlerini otomatikleştirmesine yardımcı olacak. Neden önemli? Bu araç e-ticaret satışlarının verimliliğini arttırırken Amazon'un bulut ve AI hizmetlerinin rekabet gücünü pekiştiriyor. Aynı zamanda AI tabanlı hizmetlerin yaygınlaşmasını destekliyor. Şimdi gözümüzü Meta'ya çeviriyoruz. Meta CEO'su Mark Zuckerberg 799 dolarlık Ray-Ban Display gözlüklerini tanıttı. Cihaz, dahili ekran ve AI asistan özelliklerini sunuyor. Ancak tanıtım sırasında bazı Wi-Fi sorunları yaşandı. Neden önemli? Giyilebilir teknoloji pazarındaki büyük bir adım olan bu gözlük, akıllı telefonların yerini alabilecek potansiyele sahip. Meta'nın Metaverse vizyonunu hayata geçirmek için bir köprü görevi görebilir. Bu konuyla ilgili hazırladığımız detaylı bir videomuz da YouTube kanalımızda mevcut. Yukarıdan ulaşabilir, dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz.
Ardından OpenAI cephesine bakalım. Ne oldu? OpenAI yazılım geliştiriciler için GPT-5 Codex adlı yeni modelini tanıttı. Ayrıca ChatGPT'ye kullanıcıların kimlik ve yaş doğrulaması yapmasını sağlayan yeni güvenlik önlemleri getirildi. Şimdi Elon Musk ve SpaceX'e dair gelişmeleri sunuyoruz. Ne oldu? İngiliz politikacılar Elon Musk'ın Londra'daki anti göçmen konuşmasını tehlikeli bulduklarını belirtti. Aynı dönemde SpaceX 17 milyar dolarlık Spectrum lisansını alarak uydu interneti alanındaki iddiasını güçlendirdi. Florida'daki roket denemeleri yüzünden plajların kapatılabileceği gündeme geldi. Neden önemli? Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar yalnızca şirketlerin itibarını değil, aynı zamanda hükümetler ve düzenleyici kurumlarla olan ilişkisini de doğrudan etkiliyor. SpaceX'in imzaladığı bu anlaşma ise küresel ölçekte uzay tabanlı iletişim ağlarının kurulması için kritik bir adım anlamına geliyor. Şimdi sırada Google'la ilgili bir haberimiz var. Ne oldu? Google'un Gemini uygulaması Apple Store'da Nano Banana özelliği 4 günde 13 milyon kullanıcıya ulaşarak ChatGPT'yi indirme sayılarını geçti. Neden önemli? Bu yarış yapay zeka sohbet uygulamaları arasındaki rekabeti kızıştırıyor. Kullanıcıların hızlı bir şekilde yeni platformlara yönelmesi pazar dinamiklerinin ne kadar çabuk değişebileceğini gösteriyor. Ve son haberimize gelelim. Ne oldu? İzmir Şehir Hastanesi çocuk hastalara cerrahi işlemler öncesinde VR gözlüklerle animasyon ve oyun sunarak kaygıyı azaltmaya başladı. Neden önemli? Sanal gerçeklik teknolojisinin sağlık alanında kullanımı hasta deneyimini iyileştirebilir ve psikolojik destek sağlayabilir. Bu uygulama benzer sağlık kuruluşları için örnek teşkil etmekte. Bu haftanın önde gelen firmalarından önemli teknoloji haberlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki update bölümünde yeniden görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Thank you.